Efendim ATB var ve A Haber de e, bu e, konuyu gündeme getirdi. Çünkü şimdi Mahide teyzenin anlattıkları o zaman herkesin başına gelebilir diye herkes bir e, başını iki elinin avucuna aldı. Dün Arif Hocam da aynı şeyi söyledi. Böyle şey nasıl olabilir diye. Dün biz efendim yayınımızdan sonra Mahide Hanım'ın e, Hanım 10 milyon lira aldığı söylenen diyeyim, Cemil Aydeniz aradı bizi programımızı izlememiş ancak yakınları yalnız da senden bahsediyorlar diyerek Cemil Bey'e haber vermiş. Şimdi Cemil Bey'e Maide Hanım'la ilgili bir takım arkadaşlar sorular yöneltiyor ama şöyle, bugün de yayına bağlanacaktı yani hala bağlanabilirsiniz. Açıyoruz telefonunuz şu an cevap vermiyor. Açın telefonunuzu biz soralım. Kebriyan da bizzat konuşmuş başka arkadaşlar da. Çok hızlı konuşan ve sorudan soruya cevap vermek yerine başka şeyler anlatmayı... Tercih eden Peki. bir beyefendi olduğunu söylüyorlar. Belki beyefendi de heyecanlıdır. O yüzden böyle olmuştur. Yani yayına bağlanıp tabii bütün bu e, söylediklerimi de çürütebilir. Yayınımız kendisine açık. Şimdi e, şöyle demiş, hani lafın arasında olanları söyleyeyim. Siz beni duyabiliyor musunuz? Yanınıza geleyim mi? Ben şöyle geleyim, Mayda da beni duysun. Duran Bey biraz şöyle yanaşır mısınız? Ben, beni maydanım daha iyi duyar şuradan. Hı, Şimdi Cemil Bey demiş gibi. ki... Hı. Heh. Biraz biraz yanaşın sağa doğru. Cemil Bey demiş ki, Mayda Hanım doğru söylemiyor, yalan söylüyor demiş sizin <gülüyor> için. <gülüyor> ee, Mayda Hanım beni tanıyor, <laughs> tanıyor musunuz siz onu? <laughs> ben finans işi yapıyordum, fırınım da vardı. <laughs> ben ondan ev, ev satın aldım, yani o evleri satın aldım. Karşılığında 5 milyon dolar verdim. İki tane senet yaptım, ödemeleri de iki buçuk milyon dolar, iki buçuk milyon dolar şeklinde elden yaptım diyor. Ama tabi burası da pek iki buçuk milyon dolar değil de burada Türk parası yazıyor. Ben yine şimdi Rami Bey'e dönüyorum. İki buçuk milyon dolar versem Türk parası mı yazmalıyım senete? Yani bugün icra tatbikatımızda döviz olarak da muamele yapılması mümkün. Yani Eğer, döviz olarak da yazılabilirdi orada ya. Yazabilirdi e, ee, Ben Ev verdiğine göre tapusu nerede? Heh düşün oralara geleceğim. Tabii. Sonra ee, siz bizi yanlış bilgilendiriyormuşsunuz. Mahkemelerin hepsini Cemil Bey kazanmış. Ee, şimdi Cemil Bey siz ben kazandım diyorsunuz ama burada da yani Rahmi Bey'e de ben dosyaları verdim. O dosyalarda siz kazanmış görünmüyorsunuz. diyor ki davaları ben kazandım. Hayır. Hayır. Ee, hanımefendi icra dosyasında gelen bu tebligatlara gününde itiraz etmiş. O itirazın kaldırılması için Cemil Bey dava açmış. Avukatı vasıtasıyla icra hukuk mahkemesine yani itiraz etmiş. İcra hukuk mahkemesi hanımefendinin imzaları net olarak elinin mahsulü olduğu konusunda kafi bir kanaat uyandırmadığından raporda diyor ki muhtemelen katı olarak eee mayda hanımındır diyemeyiz diyor. Bu imzalar için Bu evet. imzalar. Bu bakımdan davanın reddine karar verdim. Zaten bir gerekçe olarak bu var. Bir de soyadında Kama diye hanımefendinin soyadının dışında bir yazı var. Sizin görsün izleyicilerimiz. Sizin söylediğiniz kocaman. Evet kocaman, kocaman yerine, kocaman yerine kamar diye bir yazı var. Bunu da e, Sayın Mahkeme dikkate almış. Ve yapılan yani Cemil Bey tarafından yapılan itirazın reddine karar vermiş. Sonra <laughs> e, Cemil Bey ne iş yaptığını soruyor arkadaşlarımız. Hiçbir iş yapmıyormuş şu anda. Çünkü Maide beni zor durumda bıraktı ne iş yapmaya kalksam bu kadının şikayetinden dolayı haciz geliyor. O yüzden hiçbir iş yapamıyorum demiş. Maide şikayetinden dolayı Cemil Bey'in araması da varmış. 19 Mayıs'ta yolculuk yaparken polis aramasına takılmış, gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmış. Bugün İstanbul'da olacağını söyledi. Biz kendisine çekim yapmak istedik dedik. Ya çekim yapın ya programımıza katını. Ee, i̇ki tane avukatım vardı ama ben onları azlettim. kendime yeni bir avukat arıyorum. Avukat bulacağım. Evrakları verdikten sonra da sizinle röportaj yapacağım deyip telefonu kapatıyor. Biz kendisine ulaşmaya çalışıyoruz şu an neden? Rejide konuşuyor musunuz şu anda? E bağlansın o zaman Cemil Bey. Ne, niye bağlanmıyor kardeşim? Eğer Maide Hanım ya yalancıysa... Avukatı var onun. Avukatlıkla bir işi yok var ki. Avukatı... Maide Hanım diyor ki beni dolandırdı. O da çıksın desin ki beni dinliyorsunuz şu anda o zaman Cemil Bey. Benim sesimi de verin kendisine. Çıksın Maide Hanım yalan söylüyor. Evet. Ben ondan şu evin, şu arsanın, şu malın karşılığında e, bu parayı kendisine verdim. E, verdim. E, sonrasında da, şimdi bakın hemen maydan ne kadar akıllı bir kadın. Dün de ben aynı şeyi sordum. Neyin karşılığında siz bu parayı verdiniz? Bu para, tapu dairesine gidiyorsun da 100 bin liralık, 200 bin liralık dairenin dahi. Hı. Yani bunu küçümsemek için söylemiyorum. Gayet Anadolu'da tabi. 50 bin liraya da daire tabi. var. Evet tabii. Tapu tabi. müdürü diyor ki, benim önümde vereceksiniz parayı. Evet. Ve soruyor. Aldın mı diyor sana. Okudum, aldım diye bizzat iyi imzalıyor. Heh, tapu o kadar tapu, ben tapuya bayılıyorum. Net olarak. Tapuda hiç öyle bir şey yok. Gayet tapu tabi. müdürü diyor ki kardeşim aldın mı parayı? Aldım. Saydın mı? Saydım. Ve diyor ki benim önümde alın verin. Evet. Sonrasında problem yaşanıyor. Hayır, hayır kabul Bu, Ne zaman oldu bilmiyorum tam tarihini hani dünkü programda yoktum ama. Orada Maide Hanım'ın e, yaşı dolayısıyla aklının başında olduğunu gösterir de bir tıbbi muayeneden geçmiş olması. Ve o belgenin o olması belgenin lazım. de ortada olması yok, yok. gerekir. Yok. E, onun ibra edilmiş olması gerekir. İmzaların tapu dairesinde atılmış olması gerekir. Bu tabii ki... Hayır e, bu, tapu yok ortada. Hiçbir şey, şey yok. Şey demiş bir tane sözleşmem var elimde. E, ben o sözleşmeyi... Ee, bana bir sözleşme imzaladık demiş. Biz hemen Maydan'ın avukatıyla da konuştuk. Maydan'ın avukatı da diyor ki yıllardır elinde bir sözleşme olduğunu söylüyor. Gidiyoruz mahkemeye, geliyoruz mahkemeye. O sözleşme hiç ortaya çıkmıyor. Çıkarsın o zaman o sözleşmeyi ortaya çıkıyor diyor Maydan'ın avukatı da.